Bir kim geliyor arkamdan falan diyor. Millet böyle ee, diyor sekreter diyor sen de mi gelmişsin kimsenin geldiği falan filan yok. Böyle bunu mahallede kavgada falan yaşamış olabilirsiniz böyle. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Falan bir ar gün önce <laughs> şirketin en güçlü ve en popüler ismi tam yanında bir... kimse bulamıyor. Aynen. Nasrettin Hoca hikayesi gibi Aynen. <laughs> Abi bunun yanında bile Jack Reacher atılır. Ben, benim böyle bir yıldız pleasure'ım var. Tom Cruise filmlerinin hepsini çok seviyorum ben ya. Mami hariç. Evet hocam bugün ülkemize İngiliz Sporlu'nun çok güzel hafta olduğunu ikna edenlerin başına gelen Onur Erdem ile birlikteyiz. Evet bugün Jeremy Maguire'dan konuşacağız. Neden bu filmi seçtiniz hocam? Bu filmi seçtim çünkü biraz bu menajer tarafını gösteriyor. Adam Sandler'ın da öyle bir filmi var onu da ileride konuşacağız. Güzel bir film. Hem de bu Amerikan spor filmleri içinde dramatolojisi yüzgün olan filmlerden biri. Yani birden fazla akılda kalan karakter var. Hatta belki de Tom Cruise'un karakteri aslında The Firm'ü izleyenler için en az akılda kalan karakterlerden biri olabilir. Mesela René Zellweger'in ilk çıkışını yaptığı filmlerden biri. René Zellweger'in oğlunun... Çok çok sevimli bir olan. Muhtemelen o da büyüyüp çirkinleşmiş o senin çocuklar büyüyor. Çok tatlı çocuk ama Evet. Hala hiç işte, normal değil yani çocuk hali. İşte sonrası muhtemelen o da hiç işte böyle şey, böyle bazen oluyor böyle çocuk aktör böyle işte çok 5-6 yaşında bir büyüyor böyle bir Hanzo çıkıyor <laughs> Top sakal bırakmış burada böyle şey dragon, dragon tatı falan öyle mi bilmiyoruz. Bir de Kuba Gidin Junior tabii. Güzel bir bileşim olmuş. Çünkü. Evet çok güzel bir bileşim olmuş. Bir de bir de bu business tarafı ya yani 90'lar hem spor filmleriyle hem business filmleriyle falan çok şeydi ikisini bir araya getiren yani. Spor is business. Bunu... Hocam bu Amerika'da bir menajerlik diye de bir şey var ya. <laughs> Türkiye'de tamam. de mutlaka menajerlik var ama bizde daha çok aracılık gibi bir şey. Burada menajerlik bayağı Tabii. ciddi bir idari pozisyon <laughs> da. Amerikalılar o şeyleri e, inanılmaz e, başka bir levela, çok profesyonelleşmiş yani emlakçı gibi takılmıyorlar. Bu da böyle bizim Tom Cruise karakterimizde böyle bir menajer. Bu menajer bir gün sporun bütün spor filmlerde sporun ruhuyla tanışıyor. Yani daha önce de firmde falan da orada da vardı ya da işte Wall Street'te vardı acıması. Çünkü unutmayalım 80'lerden itibaren Amerika bir gün bildiğimiz Amerika oldu. Wall Street'ler bir anda bankacılığın önemlenmesi bir yere finans girmesi orada da bazı ahlaki problemleri yarattı. Biz 80'lerde bir anda Türkiye'de gelir eşitliği arttığı zaman şey muhabbetleri çıkmıştı. Komşuluk çok önemli. Türkiye'de halbuki tam tersi gidiyordu. Böyle bir eskiye nostalji. Bu filmlerde de böyle bir nostalji var. Amerika'da eskiden böyle değil mi hocam? 70'lerde. Finans dünyası, hiç, bankacılık. 70'lerde, 60'larda 60 falan hiç bankacılık böyle şey bir meslekti ya. Hiç öyle bir şey yok. Abi 60'larda İngiltere'de mesela gelir vergisi kaçmış baksınlar. Çok para çok maaş farkları olamıyor. Zaten adam %90 vergi alıyor belli bir dilimden sonra falan. Bu 80 yılında çıktı. 70'te sıkışan ekonomiden sonra Keynesian politikaları falan bırakıp böyle bir noktaya geldiler. Reagan, Thatcher bizde de ondan etkisinde mini özel. Bununla beraber bir anda çok fakir olmak ve çok zengin olmak Mümkün oldu. Para da hızlı dönünce bir ekonomiye de hız geldi. Ve hakikaten de bir Reagan istediğimiz bir şey var Amerika'da. İşte Reagan üzerinden. Çıkan bir ekonomik ferahlama da oldu. İşte bu Amerikalıların bir de böyle televizyon da o dönem geldi. Televizyon fırsatlar da dünyası. Fırsatlar dünyası. Yani. Beyin yıkanması süreci falan. Fakat tabii bu bazı yerlerde şey oldu. Şimdi spor gibi basit bir şey. Bunu spor programında 10 bölümde de anlattık. Dünya Kupası 66. Ya acaba para yapamaz mıyız falan diyorlar. Futbol da böyle değildi. 80'den sonra işte bu Havelange 72'de geliyor falan. Havelange'ın şeylerle ha bunlar belediye gibi İsviçre'de bir yerde iki katlı bir yerde çalışıyorlar. Ya da işte o diğer futbol filmlerinde de görmüştük. Çok basit olan bir şey. Bir anda kompleksleşti. Para girdi. Para girince de işin doğallığı bozuldu. Bugün artık kızıyorlar ya. Hakikaten artık hiç doğallığı kalmadı. Her şey çok profesyonelleşti falan filan. Ya Arigo beden hocası gibi bir adamdı. Dünyanın en büyük antrenörlerinden biri. Böyle yani İtalyanlara gittiğiniz hocam. Ben onu, onu biliyorum. Başka nerede? Ya Lobanovski mesela. 80'lerde işte ben. o Dinamo Hoca İtalyan futbolu gibi... dışında futbol tanıyor. Bilmiyorum. bilmiyorum. Yani. Tamam. Arigosaki, Fabio Capello işte... Carlo Ancelotti devam Carl... ediyor. Yok hayır şey. Trapattoni. Trapattoni. Ondan sonra şey. Marcelo Lippi. Bielsa değil de Lippi. 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 her şeyi aldı. 2006 Dünya aldı. Işte. Ondan önce Juventus'lu aldı, şeyle aldı. Bunda beraber de şöyle, filmin şöyle bir teması var. Tom Cruise çok başarılı. Tam böyle yani winner. Eğme falan, falan filan. Bir Kadınlar işte para bilmem ne. Ruhsuz bir yer. Bir gün <laughs> laptop yeni çıkmış herhalde. Laptopta bir şey yazarken bir yerde bir gaza geliyor. Bir manifesto yazıyor. Esas önemli olan spor ruhu olduğu bilmem ne. Onun sebebi de şu. Aslında daha sonra bu filmden daha da sonrasında gerçeğe dönüşen bir problem var orada. Bir Amerikan futbolcusu sakatlanıyor. Hastaneye gidiyor. Hmm. Hastanede kendi oyuncusu. Onun ziyarete gittiğinde çocuğunu görüyor. Aslında adamın da o dönem kontrat dönemi. Adam oynamak istiyor ama kafasından zarar görmüş. Çocuğu da Tom Cruise'a kızıyor. Hani bab, ya, bab, özetle babamın önüne sebep olacağı. Yani komisyon alacaksın diye babamın 5. kez beyin kanaması ha. geçiriyorsun. Ve ben 5. bir çocuğum bana iyi olacak diyorsun. Sen bir üçkağıtçısın diyor ya. baba da buna rağmen sakın şey yapma ben çıkarım oynarım çünkü bu aileye bakmam lazım tadında daha sonra Amerikan futbolunda bu gerçekten ölümlere sebep oldu kafa darbeleri bundan dolayı yeni kurallar ve şeyler çıktı bir bir sürü insan yargılandı cezalar aldı ee, bu beyin travmasında hatta bunun belgeseller falan çekildi Netflix'te var hani bu gerçek büyük bir sorun aslında o filmde başladı o filmde verilen o küçük Mesaj ilerideki çok büyük bir şey de bir ön gösterim gibi bir şey aslında. Öyle bir özelliği de var yani. Tabii yani işte tam bundan dolayı bu böyle olayda bir anda bir epifini, Senagasthin'in yaşayıp işte böyle bir anda hırsiyen Konfesiyon olması gibi... Evet mesela. bir konfesyonu yaşıyor ve çıkıyor diyor ki... Ya gece bir gaza geliyor. Sonra da gidiyor Xerox'a. Ondan böyle 50 tane şey yapıyor. Ben orada sitese girdim. Çünkü o dediği yerler çok pahalı oluyor Amerika'da. 50 tane yap deyip yok. Kaç para tutmuştur bu. Bizdeki fotoğraf ucuz değil orada. Ondan sonra gidiyor onları herkesin şeyine koyuyor. İşte herkes alkışlıyor gelince falan. Artık şimdi bunu kovuyorlar. Yani bu salak daha... Bu mesela böyle üçüncü üç kaçlık yaptıysanız ilk baş dürüstlüğe geçişi biraz böyle uzun etaplı yapın. Hani böyle bir anda geçmeye çalışmayın. Yoksa kovulursunuz. E, yoksa kovulur. Bu kovuluyor. Orada muhteşem bir sahne var. Kovulunca da kim benimle falan Bir tane de böyle o tip tam böyle tipik bir kız var orada. işte idealist bir kız. Belli ki saf. Biriyle evlenmiş. Bir çocuk yapmış. Adam kaçmış. Çocuğa bakıyor falan. Bu da işte buna bakıyor. Bunu da beğeniyor. Hani bir hayran ama tabii bunu sallamıyor. Bir kim geliyor arkamdan falan diyor. Millet böyle ee, diyor. Sekreter diyor. Sen de mi gelmişsin? Kimsenin geldiği falan filan yok. Böyle bunu mahallede kavgada falan yaşamış olabilirsiniz böyle. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Saladar. Bir gün önce şirketin en güçlü ve en popüler ismi. Isimken... <laughs> Tam bir, yanında bir... kimse bulamıyor. Aynen. Nasrettin Hoca hikayesi gibi olmuş. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok kırılma bu kolma agent'ta da vardı. Çok şey olması lazım. Sen giderken ilk zamanlar güçlü götüreceksin ki adamı alabil bir yerden koparken. Bu da en iyi sporculardan birini bağlamış cebine koymuş. Tamam mı? Hiçbir risk yok. Abi tam adamla anlaşmayı yapacak. Bir bakıyor ki o eski kendi yetiştirdiği ve buna ihanet eden, bunun yerine geçen adam bir anda onu almış. Yani adam tam böyle ilk işini bağlayacakken milyonluk iş bir anda patlıyor. Bir tane daha çalışanı var. Yani temsil ettiği biri var. O da aslında rakamları, metrikleri çok iyi. Ama herif tam bir mal olduğu için. Uyumsuz. Uyumsuz. Bir de reklama falan çıkılacak bir de değil. Muhteşem bir karakter. Küba, Küba Gözcük. İnanılmaz. Mı? Aynen inanılmaz. Şey. Ve show me the money diyen yani böyle tam böyle yıllar sonra Chris Rock'ın kötü yapacağı şeyi iyi yapan. Bir de bana kötü davranıyorsun sürekli şey yani benimle ilgilenmiyorsun diye. Yetenekli ama zevzek bir oyun. Zev zev. Tam bir karısı başka bir şey falan. İşte bunlar tekrardan bir hayat kurup başarıya ulaşıyorlar. Yani Tom Cruise aslında kendisini başarılı yapan bomboş bir hayatı terk edip bir anda dibi vuruyor. Ama bomboş bir hayatla tekrardan yukarı çıkıp bazı başarılar elde ediyor. René Zaveger'le bir araya geliyorlar. René çocuğu Çok zaten Tom Cruise'a. O da aşık diyelim hani onun arayı yapmak için sürekli onunla takılmak için elinden geleni yapıyor. Filmin nihayetinde de mutlu sonla var. Mutluk bir güzel. Var, başarı ben da var. Size şey soracağım. Filmin en gerilimli anı sizce neydi? Bence ilk Tom Cruise kovulacağı haberini aldıktan sonra oyuncularını elde tutmak için evet. sırayla hepsini aradı ve hepsinden reddediği an. Evet. Orada daha, ben... daha doğrusu bence o tip yerde de yavaş arıyordu. Ben hep şey düşünüyorum. Ben bunu daha hızlı ararım. <laughs> Mesela bir şey oluyor dikkatini dağıtıyor. Dışarı bir şey atıyor Oğlum bırak sen onu. Kapıyı kapa. Ara. Hepsini ara. Çünkü Amerika'da bir yerden ko öyle kovulmuyorsun. Bir yerden kovulduğunu duyduğun an seni çıkarıyorlar dışarı. Beşten sonra, sen kovuyorsun Sokrates'ten birini. Tamam Hı -hı. mı? Vardır illa aklında biri. Şimdi düşün onu. Hayır yok hocam. Biraz oralarda karıştıralım. <laughs> şimdi onu, ya öyle bir yer. Şimdi orada çok katlı ya 20. katta bir ofiste kovuyorsun. Onu kovduğun dakikada alıyorlar. Aşağı götürüyorlar. Sonra iş saati bittikten sonra 6'da geri gelip eşyalarını topluyorsun. Neden hocam böyle bir şey e, orada mi? olay çıkarma, bir eşyaya zarar verme, hocam bir şey çalma. Baya ediyorlar millet. Yani. Tabii tabii. Oğlum Amerika, bak Amerika çok önemli. O yüzden bir de. Tabii tabii. E, o te telefonları edemesin diye. E, o filmlerde mi oluyor sahne hani böyle kutunun içine eşyalarını alıp ofisten yürüyerek çıkıyor? E, kutuyu alabiliyorsan kutuya sığmayanlar alamıyorsun. Kutuya, oraya da adamla gidiyorsun. Saat 5'ten sonra kutu giriyor o zaman devreye. Onu emin değilim. Belki bir kutuyu o gün yanında şey yapıyorsun ama yani adam başında duruyor ya eğer 40 dakikada toplayacaksan 40 dakika başında durmaz. Seni oradan alır. Milletle konuşamam, milleti gaza getiren. Bakın şimdi Amerika siyaseten özgür bir ülkedir. Amerika'daki tiranlık şeyden gelir. Ekonomiden. İş yaşamında. yaşamı. Oradaki bütün hukuk iş yaşamındaki aşağıdan yukarıya tepkiyi azaltmak için. Siyaseten aşağıdan yukarı Amerika ya her şey yapabilirsin. yani binanın altına inip sokaktan bağırabilir. Yani. Bağırabilir, küfür edebilir. Peki hocam bu filmde gördüğümüz daha doğrusu biraz hissettirdiği hissettirilen bir şey daha var. Bu kadar business haline gelmiş spor dünyasının şerefsizliği diyeyim yani böyle biraz Tabii. duygudan, vicdandan, paylaşımdan, insan değerlerden yoksunlaşması. Yani işte sporun dileması yok hep onu konuşuyor. Ya spor bu kadar paraya battığı zaman aslında amatör ruhunu kaybediyor ya. Sadece amatör ruhu böyle çocuk hani şey el ele tutuşuyoruz falan değil abi. Bu kadar paranın döndüğü yerde sporcular ne hale geliyor? Mesela bir neslin teknik direktörü böyle gitmiştir. Şimdi Van Basten bile o kadar zengin adam değildi yani. Tabii şimdi Bugün 20 milyon dolar yani zaten İbrahimovic'i nasıl yöneteceksin yani? Peki hocam bu kadar para, bu kadar şöhret, böyle büyük hayran kitlesi sporcunun psikolojisini de etkiler mi? Etkiler abi. Mesela tabii. bir çocuk bir kart uzatıyor. Aa, orijinal evet. değil diye imzalamıyor. Evet mesela. abi orijinal değil diye imzalamıyor yani. Artık şerefsizce bir Bak, hareket. Bak <laughs> oğlum mesela kitap şeyinde bana da soruyorlar. Hocam ya kitap getiriyoruz. kitabımız yoksa imzalar mısın? Oğlum ne olacak lan geleceğini imza dedi. Kitap alman hani. Çünkü imzayla kitap satarak para kazanamazsın yani. Kaç tane imza abi? Yani beş bin tane satsan ne olacak? O da kartla imza yani kartın orijinali alacak hani. Korsan e, kitap geldi hocam. Abi yayın evine ayıp olmazsa imzalarım mı tamam. isterse ki fotokopi yapsın bana ne ya. <laughs> yani o bir kişiden, beş kişiden, yedi kişiden bir şey. Ya bir de bunlar milyon dolarları olan insanlar. Yani. Bir sakızdan çıkan kartı da hesap etmek Ama artık o kadar rasyonel olmuş. Fazla rasyonelitenin sonucu bu zaten. Ruhsuzlaşmışlar. Orada da işte zaten şey de devreye giriyor. Adamın Jerry Maguire karakterinin esas almak istediği süperstar olacak. Drafta girecek ve bir hani en başta seçilmesi gereken kazık yediği adam. Zaten aslında gidebileceği yerler belli yani şey hani Jerry Maguire da olması ya da diğer tarafta olması hayatını çok değiştirmeyecek. Ama orada bile en ufak hani ulan bunların daha fazla sponsor bağlantısı var. Şirkettir deyip adamı satabiliyor mesela direkt. Hiç umurlu olmadan. Hı, evet. Bence o model olarak o geçmişe doğru yansıttığı o romantizm iki film iki taraftan birleşiyor işte. Bir yanda corporate Amerika'ya karşı bir yandan corporate sports'a karşı. Daha bir de bu o zamanlar bu kadar paralar da dönmüyordu. Şimdi daha daha normal. Ama burada mesela hayat sizde de şey de getiriyor. Aslında Jerry Maguire bir tane nişanlısı var. İşi kaybettiğinde tekmeyi yiyor ondan mesela. Ama René Albeger yanında. Evet. İşte Cenab-ı işte, bir kere girmiş. düşmeye Sen görsün. Bir kere düşmeye görsün evet. görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Size Orada biz yolun hocam biliyorsunuz kurtlukta kanun düşeni yemektir. <laughs> kurtlukta düşeni yemek kanundur da olabilir bence <gülüyor> <gülüyor> Yani işte bak sanat bu. Kemal Tahir yazmış kurtlukta beni düşeni yemek kanundur. <gülüyor> kurtlukta <gülüyor> <gülüyor> kanun düşeni yemek. İşte <gülüyor> <gülüyor> öyle bir <deyince gülüyor> detrisi <yetişiz gülüyor> olmuyor <laughs> abi. <bari. gülüyor> <laughs> hakikaten sen deyince fark ettim. Bir de filmin başardığı bir şey daha var. Yani Tom Cruise en dikkat çekici karakter değil ama başarılı iğrenç bir karakter falan aslında. Başladı. Ama adam o yolculuğu yürüyorsun işte. Çok basit bir Hollywood filmi olmasına rağmen. Yani Sizi ikna ediyor yani. İkna diyor, merak ediyorum i̇stiyorum Yani istiyorum Tom Cruise'la René Zwerger filmde aşk olacak. Bana ne? Ama diyorsun yani bu süreç iyi bilsin. Yani aşkı almıyorsan çocuğun ne babaya güzel, ediyorsun. Ne güzel bir insan diyorsun. Evet. Çocuk da iyi diyorsun. Ablası Aynen, Ablası da, da, da iyi. kıza kere ediyor. Ne güzel beraber olsanız. Yani dört tane topçu çıkmasa. görüyorsun. Üçü iğrenç insanlar. Bir tane kuba Gudin cinro o den yoluyla seviyorsun yani. Hani bizden bir denyo diyorsun. Anlatabildim mi? Hani, böyle, hani böyle, çok <laughs> sempatik. Mahalleden gibi. Tamam ki bu karısı da zengin olsun ya diyorsun. Tabii zengin <laughs> olsun diyorsun. Yani herkes böyle... Kadıncağızın da gibi. hayattaki tek beklentisi oydu zaten ya. Niye bu kadar üstüne gittiniz ki? Ha yok yani ama normalde Kadıncağız zengin olmuş. Ama istiyor. o kadını mesela başka bir daha sempatik biri olsa o kadını şey yapmazsın. Yani bizim problemli karakterler de şimdi bir karakteri kötüden iyiye getireceksin ya. Arınma olacak. Arınma olacak ya. O arınmada hele bir de oraya yakışıklı zengin de bir adam koydun. Şimdi ben yakışıklı zengin bir adamın tamam mı? Ben bu filmi ilk izledim. 19-20 yaşındayım. Kız arkadaşı falan da Şimdi ortada bir Tom Cruise var. Yakışıklı, zengin. Çok güzel bir kız gitti ama adam bir gündür yalnızlık yaşıyor. Ben de 19 yaşındayım. Uzun süreli bir yalnızlık yaşıyorum. Nasıl oldu da benim elimde hiçbir şey yok. Ankara'da böyle... Kızılırmak sinemasında üzüleceğim. bunu Tom Cruise'a üzüleceğim ya da nerede izliyorsan Belsa'da falan İzmit'te. Bunu izleyip üzülmem için Tom Cruise'ı kötü gösterecek daha iyi bir karakter olmaması lazım. Daha acıklı bir karakter ona çok dikkat etmişler. Yani Tom Cruise yakışıklı, zengin. Tom Cruise'un düşüşü ne abi? Çok güzel bir sevgilisi vardı ayrıldı René Zellweger'le çıkıyor. İki gün yalnız kaldı falan yani bir şey yok. Parası tamam eskisi kadar yok ama gene Penthouse'da falan kalıyor ya da böyle hani güzel evde kalıyor. Yani tam düş, düşemedi ondan sonra zengin düşüşü ama diğer karakter daha iğrenç iş yerindeki şeyler iğrenç. Dolayısıyla böyle hiç filme insani biri koymayarak aslında faal bir Küba yürü, aslında faal bir Tom Cruise'u iyi göstermişler. Ama siz zaten böyle düzgün Tabii. karakterleri sevmiyorsunuz. Tabii. Hep bir, bir çatlağın olsun istiyorsunuz yok. yani. Evet abi yok yok öyle bir karakter gerçek hayatta yok. Gerçek bir de onun hayatta... filmi de olmaz ki. İşte filmi olmuyor zaten aynen. Evet. Ya oluyor işte onu şeyde deniyorlar böyle propaganda filmleri oluyor İzlemiyorsun. Yeşilçam'da da var böyle karakterler. İşte i̇zlemiyorsun ama. Kim izliyorsun? Böyle tam aralı hani böyle. Ya onların bir de mesela Romeo ve Juliet. Kötü karakterler, iyi karakterler. Ama okudun da öyle değil yani. Herkes hani anlatabildim mi? Orada Nasıl öyle değil okudun? Ya başka bir hikaye var onun içinde. Onun içinde bir haksızlık var ama haksızlığın netice içinde bir sürü şey var. Yani bir toplumsal düzene işte. Sen öyle bir hikaye de anlatmıyorsun ki. Ya bir de hocam o balkon nedir öyle ya? Abi ver. Bir Erdem oraya zaten Burada... elini uzatsa tutar kızı yani. Buradan bir şey Ben ilansın. de zannediyorum ki böyle göklere yakarıyor Romeo. Buradan büyük bir hizmette bulunmak istiyorum size. Bir uyarıda bulunmak istiyorum turistler özellikle. Abi Verona'ya giderseniz orada Romeo Juliet yok bir balkon balkon var ya. Öyle bir şey yok. Lan Romeo ve Juliet diye bir şey yok abi. Romeo ve Juliet ne lan? Yani arada çeksin. Şey... Balkonun yüksekliği bir buçuk metre falan galiba işte zaten. Ya işte şey. sen... Hani merak doğalarsam... uzanırsın yani. Oğlum 16. yüzyılda 15. yüzyılda basketçi mi? Zaten bir atış boyu var hepsinin. Bazılar 1,5 bir buçuk metre diyor. Hepini dört metre. Canerle bu zaten iki buçuk metre. Peki hocam filmde çok fazla motivasyon konuşmaları var. Evet, Sahneleri ya yani. bu, bu ben mot yani çok güzel beğendim motivasyon koşulları. Yani, Abi konuşma. beğendim de mesela o en güzel o en ekibimiz de çok meşhur Al Pacino vardı. Evet, biraz onu andırıyordu ama. Şimdi beni biraz sıkıyor bu bağırmalı şeyler artık. Yani şimdi 20 tane falan spor filmi izledikten sonra her spor filminde Denzel Washington'kiler iyi oluyor. Biraz böyle cynical olması lazım. Ama Al Pacino halde. her filminde bağırıyor. Her film, evet Al Pacino'yu sevmemiştim. Bu da iyiydi. En güzel Denzel Washington'kiler oluyor. O çünkü biraz daha cynical oluyor. Ya da böyle colloquial bir şey kullanıyor. Siyahilerin kullanacağı falan. O ne bu ne derken gidiyor. Ama çok bir daha bir, bir şey daha var. Üç kere gene burada Kuba Gooding yarın poposunu görüyoruz. Biz sürekli neden? Bak bütün Any Given Sunday'de de vardı. Habire futbolcu poposu görüyoruz. Kaslı diye herhalde hocam. Abi tamam da yani bu bir kadar, kadar, bir yere kadar. Bir yere kadar. Bunu erkekler izlemiyor mu <laughs> ya bu filmleri? Hadi belki Jeremy Gale kadar izliyoruz. Any Given yani Sunday Erkekler gibi. de görmek isteyebilir. İstemiyorum ya. abi ben Allah <laughs> Siz istemiyor olabilirsiniz. Ama hususi olarak ya. Yani. Ay hep... Hep bir Bence bir o ilk başlarda bir tabuydu. Şey tansiyonu hoşa gidiyor. Adam böyle konuşuyor orada bir kadın var. Hani o bir insinuation zannediyor bana hiç öyle geçmiyor yani. Yani işte Cuba Günü'nün Çıplak ya da Eni Gibi Sunday'de vardı. Orada röportaj bir kadın vardı ya da işte o zaman Cameron Diaz mı aşağı iniyordu falan. Hani bir çıplak erkek yanında güzel bir Tan kadın görüyor. Tam de vardı hatırlarsın. Evet onda da vardı. Böyle bir şey şey yapıyordu. bir kontrast değil mi? yani. Nispeten yaşlı bir adam birilerine bağırırken çıplak popolu bir sürü Genç adam da dinleyip böyle... O da bir kontrast değil mi sonuçta? Evet, evet, evet. Doğru işte. Il Gattopardo, Leopard'a da vardı. Opus Magnum'da yaptık. O bizim omnibus'ta gelecek. Orada da mesela Burt Lancaster çıkıyor. Çıplak ve papaz var. Papaz... O böyle şey yaparken, papaz burada. Yani tam şu hizasında bir papaz var. Papaz, cinsellik, Burt Lancaster ayağa kalkıyor. Bir anda böyle... Kötü bir, ama bana hiç geçmiyor. Hemen bir de, hemen ileriye <laughs> basıyorum o o sahnelerde. Bir de genelde siyah erkekler tercih ediliyor. <laughs> evet evet. Onun için de, yani için. bu, bu, bu filmler ama şeyden de olabilir o. Ee, birçok birçok oyuncu e, yani oyuncuların büyük bir çoğunluğu da e, siyahi olduğu için de olabilir, kaslı olabilir bilmiyorum. Öyle bir şey var. Yok çünkü... bu öyle zaten? Peki filmi beğendiniz mi hocam? Beğendim beğendim güzel ailecek izlenebilir. Yani 19 yaşınızdan sonra bir kere daha izlemiş olmaz İzledim evet izledim. İzledim ondan sonra var mı bir puanınız falan Altı. Falan. geçen hafta dokuz buçuklar falan da... güzel dolu o filmler o kadar güzel değil bu ama çok bol keseden dağıttınız geçen hafta o zaman hocam bu kadar fazla geçen hafta var. ne filmi çektik biz ya biz raging bull de. ve big Lebowski. o raging bulla big Lebowski. yani raging bulla ben on falan vermezdim de halk ister diye verdim dokuz <laughs> sekiz verirdim yani o kadar sevmiyorum aslında ama böyle her filmden anlayan çok seviyor yani mücadele hissetmemek için ben on verdim El evet, Scorsese filmi. O kadar ben de yani sevdiğim güzel filmdi. Big Davoski'yi çok seviyorum. Big Davoski de gene o yaşlarda. Ama bir 6.5'unuzu alırız. Gibi Bundan sanki. mı? Jeremy Goyer'a mı? Olur 6.5. <laughs> tamam hocam. Yani Beverly Hills Cups 1'le aynı puanı vereceğim öyle söyleyeyim sana. Ben, öyle bir film yani. Beverly Hills Cups'ın... O da güzel filmdi. İlki güzel ama evet, evet. yani kimse onu bilmem ne listesine koymaz. Ya hocam Doğru. okulda nasıl not verdiğinizi merak etmeye başladık şu anda Ram, yani. Rambo 1 güzeldi. <laughs> İlk filmler güzel oluyor. Jurassic Park ilki. Jurassic Park ne ya? Nasıl? <laughs> Sinemadır Jurassic Park. Allah Allah. Çocukken izlediğimde sevmiştim şey ama. Bir Şu anda tamamen entelektüel şey yapıyorum. Hatırlamıyorum bile filmi. Bir ama kere Dinozor var. Dinozor var hocam hatırlanacak bir şey yok zaten. Dinozor kolonu işte. Dinazor. Ama öyle diyorsun. Bak yanlış. Maymunlar cehennem. 1968. Olağanüstü bir filmdir. Doğru. Sen. Tim Burton'ın filmi de çok kötü bir filmdir. Çünkü birincisinde 1968 filmde bir felsefe var. Biz acaba hayvan olsaydık? Şimdi sen hayvanla ve maymunlar var falan ama bir distopya var orada. Hocam bu Tim Burton'a nefretiniz geçmedi. Tim Burton'a nefretim değil abi. Film aldı. Yok canım. Beter Böcek çok güzel. İşte şey Makaseller çok güzel. Efendim mesela ilk Batman çok güzel ama Tim Burton aldı onu. Renge büyüdü Çok güzel görsel olarak ama filmin ruhunu aldı. Yani bir film maymunla Aslan Kral olabilir. Çok basit olabilir. Jurassic Park da olabilir. Ama içinde öyle bir işaret ben Jurassic Park'ta öyle bir şey hatırlamıyorum. Maymunlar Cehennemi Maymunlu film diyorsun. Hayır abi. Orada bildiğin bayağı bir distopya var ve çok düşündürtüyor. Onu bir de Le Citte Donne ile beraber izleyin. Kadınlar şehri. Erkeklerin kadın muamelesi gördü. bir Federico Fellini filmi vardır. Çok rahatsız oluyorsun. Mesela kadın geliyor. Kaç hocam? 1980. Marcello Mastrini diyor ki bu Oran saatte Orhan Kemal'in işte. daha önce yazmış bir romanı var böyle biliyorsunuz. Tersine Dünya. Evet Tersine Dünya. Orhan Kemal'in değil mi? Acaba bir şey mi? Aparma. Orhan ben diyorum Fellini sen diyorsun. Orhan Kemal. Ben bu da şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun abi? Bunu böyle dediğiniz... Bu da de... bu tesadüf hocam. Ut utanıyorum şu anda. Ezbere yaşayanlarda da anlattım. Orada da bu Orhan Kemal örneğini kullandırttınız bana o zaman. Yok bu da var bu da var diye. Doğru diyorsun diyorsun o da güzel de Fellini diyorum bana sen diyorsun Sucuk tersine kitabınızdan ya. Kitabınızdan bize ne diyor? Araştırsaydınız yazarken. Ya arkadaş. <laughs> biz fikirlerimizi paylaşıyoruz. sadece. siz, siz bizden duyduğunuz her şeyle inanıyorsunuz. <laughs> Hay yok. Şeyi değil ya. Yani Orhan Kemal başka bir şey. Fellini başka bir şey. Kafamda çok net hiyerarşiler var benim abi. Böyle. <laughs> Aristokratik bir düşünce tarzınız var. Ya o, abi şimdi Orhan Kemal'i ben severim de. O da altı <laughs> buçuk. <laughs> ya, e, bunları şey yaparken benim görüşlerim tamamen subjektifte, Siz tabii kendi ama Fellini başka bir şey. O film çok iyiydi bir yerde eğleniyorlar işte falan. Bu saatte polis geliyor. Kadın polis. Kadın polis geliyor ve böyle cinsel bir figür olarak da geliyor. Aa, Marcela e Massey senin bu saatte ne işin var burada falan diye. Bu da böyle ezik gibi şey yapıyor falan. Acaba rahatsız oluyorsun ya. Fenalık geldi. O zamanlar bir de böyle 2000'lerde izledim ben bunu. O zamanlar böyle şey hassasiyetleri diyor. Kendi başıma yaşadım onu evde. Hani böyle <laughs> o zaman ne bileyim böyle bir feminist bir görüş kamuda falan filan da olmadığı için. Hani çok tradisyonel bir Türkiye'de çok şaşırtmıştı film beni. Güzel film. Çitayla'da ne kadınlar şehri. La citta delle non. O kadar hızlı konuşuyorum. Kendim bile acaba dedim mi demedim mi diyebilirim. Evet. Yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Kapatalım tom, hocam bunu. tom Abi bunun yanında bir de Jack Reacher atılır. Ben, benim böyle bir yıltı pleasure'ım var. Tom Cruise filmlerin hepsini çok seviyorum ben ya. Mami hariç. Evet, evet o kötü. Mami neydi ya? ya? Ben Mami hiç duymadım. Mum ya. Ha Mum ya. i̇zlemedim bile. Beş har aldığı için onu da izlemedim. Yani filmler çok enteresan bir şekilde. Normal... Tapkan'ın yenisi geliyormuş hocam. Evet. Gelmiş geldi öyle. geldi. Hocam o geldi. Bir tane daha geliyor. Hocam görevimiz tehlike İzlemez miyiz İzle, i̇zle oyunu. Ya ben öyle filmler izlemem ama Tom Cruise olunca izliyorum. Çünkü Hı. burada şöyle bir garanti var. Yani adam o Cips Cola filminde olabildiğince doğru yapıyor. Bunu şeyde de dedik Raki. Ben Raki gibi film de izlemem. Aslında çok da ilginç değil ama dövüşlü film izleyeceksen Sylvester Stallone, Expendables'a da vardı. Abi minimum şartı sağlıyor. Tamam mı? Bazı film çok gürültü. John Wick mesela. Gürültü izliyorsun ama hikayede tırt. Bunlar da bir hikaye oluyor gene. Yani insani seviyenin aşağısı. Ne hocam düşüyor. John Wick'in de köpeğini Ya işte. işte <laughs> <anladın mı? gülüyor> ya John Wick izliyorum ben de. Çünkü çok güzel. Böyle dizlerin ağrıyor mu John Wick izleyince? Böyle bacaklarım ben ağrıyor. Ben Hayır böyle sürekli vuruyor ya şuraları ağrıyor. O kadar empatik vuruyor. Bir, bir, yerden sonra inandırıcı gelmeye başladı. Bir de zaten John Wick'te birden dörde kadar her bölümde ölen sayısı arttığı için evet. artık hani saçmalamaya başladılar bir yerde. Ya izliyorsun ama bir hikaye yok. Yani onu günde 20 dakikada izleyebilirsin. Gene Tom Cruise'un bütün filmleri şey de çok güzel. Barry de çok güzeldi. Hepsi çok, güzel. Tom çok güzeldi. Barry Seale çok Sen sonra... zaten Tom Cruise hayranı çıktın belli zaten. Yok çok ben tabii. bunu birkaç sene önce fark ettim. Jack Reacher, Collateral'daki rolü, Collateral'da güzeldi. Evet. <laughs> Altı buçuk. Siz kaç veriyorsunuz? Bir dakika ben bunu şeyde gördüm. Böyle spor programı yapıyorlar. Herkes not veriyor tamam mı? Ben yedi veririm bu sıra. Ben altı veririm. <laughs> Onu düşün işte. Ben de altı buçuk. Hep böyle çıkıyor oylar. Böyle oy verme sistemi mi? Bunu biz de yapalım. Yapalım hocam. Bir de telefondan yorum alalım mı? Telefon. <gülüyor> <gülüyor> Ara lan canını. <laughs> böyle 10 saniye şey yolluyorlar ya. 10 saniye telefonda. <laughs> Arayayım mı hakikaten? Ara bakayım. Gel <laughs> Ben merak ettim ne diyecek. <laughs> evet, telefonla yarım da alalım. <laughs> Yapmadık demeyiz. Evet. Ben görüyorum spor programlarını da yapıyorlar. Yapıyoruz. <laughs> Alo. Caner, Caner e Jerry Maguire'a onun üzerinden kaç veriyorsun puan olarak? Jerry Maguire? Evet. Abi dönemi itibariyle falan ya minimum 7,5 veririm ya. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ya, veririm yani çünkü... Detay gerekiyor, <laughs> Puan istedik. Tamam. Arayacağım ben seni. <laughs> tamam. Hadi, hadi. <laughs> Yedi buçuk. Fazla burada verdi. olsa altı buçuk verirler. Fazla verdi, fazla verdi. Sizin, fazla verdi. sizin ne söylediğinizi duymadığı için yedi buçuk dedi. Evet, bir de fazladan burada... Caner etrafta söylenenlere göre mi? Caner böyledir. Öyledir diyorsun. Böyledir Caner. Rüzgar, Caner, Caner, Rüzgar nereden eserse. Tam bunların hepsini verelim. <laughs> Evet, notlarımızı da verdik. Bugün bir Tom Cruise filmiyle sizdeydik. Bir romantik komedi diyebiliriz, biraz spor filmi de diyebiliriz. Gerçekten üç erkeğin ben oturup beraber izlemekte sıkıntı çekeceği bir film gibi başladı ama fena değil. Hep spor var. Yani herkese hitap eden bir filmdi. Notladık da filmi. Hemen hemen aynı kanaatteydi. İzlenebilir bir film. Süper mi? Değil. Unutur musun? Unutursun. 20 yıl sonra tekrar izler misin? E işte program çekiyorsan izlersin. Ama yani yine de güzel zaman geçirmek istiyorsanız ve kendinizi böyle daha ağır filmlerle zorlamak istemiyorsanız... ...bence güzel bir çekim. Jenny McGuire'dan Longshot'un bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Show me the money.